dağıtımı yapıyoruz. İnsanlık tarihi, insanlık bir küresel adaletsizlikle karşı karşıya. Dünyada adaletsizlik, dünyada çifte standart, dünyada zulüm almış başını gitmiş durumda. Bu zulme destek olanlar olduğu gibi bu zulmün karşısında yeryüzünde nerede olursa olsun mazlumun yanında yer alan, zulmün ve zalimin karşısında olan bir anlayış var. Bir anlayış zulmediyor, bir anlayış zulme karşı çıkıyor. İnsanlık için, adalet için çalışanların başında mazlumların güçlü sesi olarak Türkiye ve bu güçlü sesin mazlumların yanında yer alan en güçlü sesin yine Türkiye'den çıktığını, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiğini bütün dünya yakından görüyor. Dünyada 3-5 ülkenin bütün dünya adına karar vermesinin haksızlık olduğunu en güçlü bir şekilde haykıran Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden dünya 5'ten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler'de bütün dünyanın gözüne bakarak bu gerçeği söylemiştir. Afrika'da Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gitti geçtiğimiz hafta. Hani meşhur hikaye var ya, onlar ellerinde işte haçlarla geldiler, altınlarla gittiler. Osmanlı dahil, bizim atalarımız dahil gittiği hiçbir yere sömürge anlayışıyla gitmemiştir. O yer kendi kültürünü, dilini muhafaza etmiştir. Ve aynı anlayışla biz Afrika'ya ve dünyanın her yerine bakıyoruz. Ama Batı çifte standardın, Batı sömür aracının, Batı tahakküm anlayışının bir ürünüdür. Batı'daki anlayış güç güçten haklısın anlayışıdır. Haklıysan güçlü değil. İşte o yüzden Cumhurbaşkanımızın Afrika seyahati ve mesajları bütün dünya için, insanlık için çok anlamlı olmuştur. Değerli kardeşlerim, işte dünyanın neresinde bir mazlum varsa yönünü, bakışını Türkiye'ye çevirmiştir. O yüzden biz mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz. Nerede bir haksızlık varsa bu haksızlığı dile getirmeye devam edeceğiz. Batı'nın terörle mücadele anlayışı da çifte standartlıdır. Terörle mücadele etmiyor. Hangi terör örgütüne karşı çıkayım diyerek terör örgütünde seçicilik yapıyor. Göç meselesinde, mülteci meselesinde çifte standart yapıyor. İnsan haklarından bahseden Batı'nın mültecilere çelme takan ve mültecilere nasıl davrandığını, botlarını Batı'ya, Akdeniz'in, Ege'nin soğuk sularına o cansız bedenleri cansız bir şekilde hayatına karşılar anlayışı insanlığa, dünyaya verecek hiçbir mesaj yoktur. Dünya adalet beklemektedir. Dünya daha adil bir dünya olmak zorundadır. İşte burada Türkiye'nin büyük rolü vardır. Daha güçlü olmak zorundayız. O yüzden daha fazla, daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşmak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde değerli kardeşlerim, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da, yanı başımızda Suriye'de ülkemizin menfaatleri için güçlü bir dirayet sergilemektedir. Türkiye'nin menfaatleri için güçlü bir Türkiye duruşu ortaya konmaktadır. Ve bu mücadele yine daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Eski Türkiye'de vatandaşına tepeden bakan, vatandaşın sorunlarını halının altına süpüren bir anlayış vardı. Vesayetçi anlayış artık tarihin çöp denegesine kalmıştır. Türkiye'yi artık hiçbir güç eski Türkiye'ye geri çeviremeyecektir. Vesayetçi Türkiye'ye geri çeviremeyecektir, götüremeyecektir. O yüzden Türkiye'nin yönü artık reformlardır. Türkiye'nin yönü geleceğe emin adımlarla yürüme kararlılığıdır. Eski Türkiye'nin tehditkar diliyle tehdit eden, hesap soran anlayışını, millete tepeden bakan vesayetçi anlayışını asla bu ülkede kimse geri getiremeyecektir.
Değerli arkadaşlar, muhalefetin dilinde de milletin tepeden bakan, tehditkar dili, vesayetçi dönemleri çağrıştıran bu dilin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunlara yine en güzel cevabı milletimiz sandıkta tekrar verecektir, buna inanıyoruz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi toplumun tüm kesimlerinin sorunlarıyla ilgilendik ve bu sorunları çözme kararlılığı içerisinde olduk. Ve bundan sonra da mutlaka ama mutlaka milletimizin ne sorunu varsa yakından ilgileneceğiz. Milletimizin sorunlarına gözümüzü kapama lüksümüz yok. Milletimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. İşte siyaset vatandaşın sorunlarını bu anlamda çözme iradesidir. Ve vatandaşımıza hangi meselesi, hangi sorunu varsa o sorunu çözme kararının içerisinde yanında olacağız. Hiçbir sorunu yok kolaycılığına kaçamayız. Biz milletle beraber siyaset yapmış bir AK Parti'yiz. Milletimizin sorunları nasıl çözdüysek yine mevcut ve kalan sorunlarını da görme ve bunu da çözme kararlılığındayız. Bunu da yapacak olan yine biziz. Milletimizin sorunlarına, milletimizin beklentilerine kulak arkası edemeyiz. Göz ardı edemeyiz, başımızı kuma gömemeyiz. Türkiye üzerinde oyun oynanabilecek bir ülke değildir. Türkiye oyun kurucu bir ülkedir. Türkiye oyunları bozan bir ülkedir. Türkiye sizin arka kapılarda, karanlık odalarda, merkezlerde siyaset mühendisliğinizin esiri değildir. Türkiye'nin kararını 84 milyon vatandaşımız kendisi verir. Siyaset mühendisliklerini de yine vatandaşımız alır ve bu oyunları bozar. Biz 84 milyon hangi etnik aidiyetten, hangi memleketten, hangi mezhepten, mezhepten olursa olsun yeni ve büyük Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kurup koruyacağız ve geliştireceğiz. Hiçbir sorun yok. Her meseleyi hallettik kolaycılığına kaçmadan. Evet, mevcut sorunları da çözerek, ekmeği daha fazla büyüterek, özgürlüğü daha fazla artırarak, aşımızı daha da artırarak 2023'e milletimizle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Yeni yüzyıla, yeni anayasayla ülkemizin demokrasisini taşlandırmak hepimizin ve siyasetin boynunu borcudur. Bu konuda muhalefetin bu sorumluluktan kaçma lüksü yoktur. Demokrasi demiş gibi yapmak olmaz. İşte yeni anayasa, sivil anayasa yapma imkanı var. Tüm muhalefet partilerinin bu anlamda yeni anayasayı yapma sorumluluğuna kaçmadan masada milletimizin beklediği yeni anayasayı yapma sorumluluğunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Evet, bir diğer isim Sayın Mustafa Edip İzo. Güçlü alkışlarınızı